yeni bir vlogdan merhaba. Bugün misafirim var ve sizinle beraber bir misafir menüsü ve misafir sofrası hazırlayacağız. Bayağıdır hazırlamıyordum. Bayağıdır dediğim gerçekten bir sene falan olacak herhalde. Kim gelecek? Buse ve nişanlısı Fatih gelecek. Artık böyle bir uğursuzluğu kırdım. Bundan sonra sık sık sizinle beraber misafir sofrası hazırlayacağız. Çünkü gerçekten çok seviyorsunuz misafir videolarını. Bu arada hala hastayım. Dipnot geçeyim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi dedim ki ben anlatayım biraz size. Sabah neler yaptım aslında. Meze falan yapacaktım. Sonra dedim ki zaten hastasın. Bir de mezeyle falan uğraşma. Sonra yayla vlogunu izleyenler bilirler ki Pınar abla yaylaya gelmeden önce bir hanımefendiden meze almıştı. Ben de hemen telefonu aradım sabah. Okey, meze var ve bana da mezeleri getirecekler. Bu benim için çok iyi oldu. O yüzden sadece bugün şöyle etli bir krep sarma yapacağız, beşamel soslu. Ve Adana Mersin yöresine has diye biliyorum. Biz gerçekten çok seviyoruz ve bizim damak tadımıza çok uygun. Yüzük çorbası, yüzsük diyen de var. Çok lezzetli bir çorba. Basit bir çorba. Yani mantınız varsa gerçekten çok basit. Ama eğer market salçanız varsa yapmamanız gereken bir çorba. Çünkü tamamıyla lezzet aslında salça ve sarımsaktan alıyorsunuz. Bir de mısırlı pirinç pilavı yapacağım. Bir de salata yapacağım. Diğer mezeler zaten hazır bir şekilde gelecek ve soframızı kuracağız. Bugün benim de çok yorulmayacağım bir misafir sofrası geliyor. Sadece krep yapacağız. Yani ekstra zor olan tek şey krep yapmak. Sabah bu arada etimi haşlamıştım. O yüzden her şeyi şimdi sadece birleştireceğiz. Mutfağa geçiyorum ve başlıyoruz. Normalde misafir hazırlığında çok daha erken giriyorum mutfağa. Ama bugün resmen saat 2'ye geliyor ve ben o şekilde mutfağa girdim. İlk defa bu kadar geç mutfağa giriyorum. Çünkü sadece birleştirme kısımlarım var. Beraber misafir hazırlığımızı yapalım ve mutfağa geçelim. Şimdi hemen ana yemek için krep yapacağız. Bu arada ben bir ölçü yapacağım. Çünkü 4-5 kişi de böyle incecik bir krep yapmak istiyorum. Kalın bir krep asla düşünmüyorum. Eğer yetersiz gelirse tekrardan zaten bir ölçek daha krep yapacağım. Normalde işte bir yumurta, bir su bardağı süt, bir su bardağı da un ve tuz, bunları karıştıracağız. Hemen bir adet yumurtayı kırıyorum ve karıştırıyorum. Miksere gerek yok bence bunun için. Biraz fazla karıştıracağım sadece, o kadar. Bir su bardağından biraz az da un. Ve biraz da tuz atıyorum. Ve krepimiz tamam. Böyle çok katı değil. Biraz cıvık olunca daha güzel oluyor. Biraz bunu dinlendireceğim ve ondan sonra hemen yapacağız. Şimdi hemen krebi yapmaya başlıyorum. Bu arada tavam bayağı kötü olmuş. Acilen yeni bir tava alınması gerek. Krep tavasıyla yapmanıza gerek yok. Benim de yok krep tavam. İncecik bir şekilde yapacağım ama öncesinde bir tereyağı gezdireceğim. Şöyle çok az tereyağı bırakıyorum. İlk krebim genelde güzel olmuyor. Umarım bu güzel olur. Önce şöyle bir kepçe bırakacağım. Umarım bu bir kepçeden de fazla olacak. Evet, biraz fazla koydum ama ilk de hep böyle oluyor. Yok yok, güzel oluyor. Bu ilki biraz kalın oldu. Pişirmeye çalışıyorum. Çok da böyle kuru olmasını istemiyorum çünkü katlanacak ve tekrar fırına girecek. Bu yetersiz. Kamerada böyle çiğ gibi görüyorsunuz ama değil, çok açık görüyorsunuz. Bu sefer çok az yağ koyacağım. Hatta biraz şöyle peçeteyle gezdireceğim.
az koydum. Daha ince oldu bu. Bu da tamam. Bunu da alıyorum. Yine çok az yağlayacağım. Dolu dolu bir kepçe koyacağım. Daha fazla koymayacağım. Benim göz kararımı görüyor musunuz? 4 kişiyiz ve 4 tane krep var. Birisi bir daha krep yemek isterse yemeyecek. Ama genelde ne oluyor biliyor musunuz? Gerçekten birçok şey israf oluyor. Ve zaten bu çok doyurucu bir şey ve bir sürü meze, salata, pilav vesaire var. Ben eminim ki ikinci istenmeyecek. İstenirse zaten gerçekten mutfağa girer tekrar yaparım. O kadar eminim yani. Çünkü doyurucu. İçinde et, mantar falan olacak şimdi. Son krebi yapıyorum. Son krebi de aldım. Krepler okey. Şimdi krepleri hazırladık ve iç harcına geçiyorum. Mantar ve burada buzluktan çıkardığım biberler var. Gayet bunları buzluğa atıyorum ve hiçbir bozulma durumu olmuyor. Ben şimdi malzemeleri doğrayacağız. Soğanı böyle doğrayacağım. İnce ince. Soğanları direkt tavaya alıyorum. Biber acı seviyorlar. O yüzden bunu da böyle çok fazla koymayacağım. Çünkü gerçekten acı. Ama içinde çok güzel oluyor. Yakışıyor. Bu sarı biberin de yarısını kullanacağım. Biberleri tabağa alalım. Ve sıra mantarlarda. Mantarları da şöyle doğrayacağım. Şimdi hemen sıvı yağ döküyorum ama çok fazla dökmeyeceğim. Çünkü krep zaten yağlı ama et sıfır yağ. Ben biberleri ekliyorum. Biberler biraz kavruldu ve ben böyle et haşlamıştım. Etin boyutunu göstereceğim size. Böyle kıyma çok lezzetli olmuyor. Çok büyük kuşbaşı da güzel olmuyor. O yüzden böyle resmen eti tantunilik alıyorum. İlave ettim. Et zaten pişmiş. Sadece karışmasını sağlıyorum. Mantarları da ekliyorum. Karabiber, kimyon, en son kekiği atacağım. Bayağı iyi kokuyor gerçekten. Mantarlar suyunu bıraksın, çeksin, iyice özleşsin. Sonra kreplerin içine saracağız. Ben çorbaya geçiyorum. Bu arada iç hazır oldu ama biraz soğuması gerekiyor. Elimde şöyle bir hazır mantı var. Ama böyle bir tık hazır mantılardan daha küçük bir mantı. Siz de böyle küçük mantıyla yaparsanız çok daha güzel olur. Şeklinin böyle olması gerekiyor ve küçük olması gerekiyor. Şimdi hemen ocağımı açıyorum. Ve sıvı yağ ilave ediyorum. Aşırı basit şimdi. Gülmeyin tamam mı? Çok basit yani. Mantı haşlayacağız. Salçalı suda. Ama gerçekten çok lezzetli bir çorba. Şimdi biber salçası şu kadar bir koyacağım, bakacağım. Hazır biber salçasıyla sakın yapmayın. Yani sakın. Asla olmaz çünkü. Şimdi
salçayı kavuruyorum. Biber salçasını böyle iyice kavuruyorum. Mesela ben bir salçalı yemek yapıyorsam onu sakın gerçekten hazır salçayla denemeyin. Makarna bile olmaz yani, hiç lezzetli değil. Şimdi bu çorbanın olmazsa olmazı sarımsak. Biraz böyle bolca. Bu arada yemeğe farkındaysanız sarımsak koymadım. Bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Ve dövüyorum. Sarımsağı ilave ediyorum. Kokusu şimdi değişti. Bir de içine limon girince gerçekten değişiyor. Şöyle sarımsağı da çok az salçayla beraber karıştırıyorum. Çok fazla kavurmayacağım. Tamamdır. Hemen kaynar su ilave ediyorum. Biraz fazla ilave edeceğim. Çünkü mantı girecek içine. Şimdi öncelikle bu su, salçalı suyun biraz böyle özleşmesini bekleyeceğim. O yüzden böyle biraz kaynayacak. Sonra mantı ve limon ekleyeceğiz. Baharatlarını ekleyeceğiz. Bu kadar. Kaynarken baharat ilave edelim. Bolca pul biber atıyorum. Biraz acı küsur olur bu. Çok az karabiber. En son bolca nane ilave edeceğim. Mantıdan sonra. Şimdi biraz kaynadı. Mantının boyutunu size göstereyim mi? Şöyle küçücük. Mantıyı ilave ediyorum. Zaten mantı şişecek. Şimdi bende haşlanmış nohut vardı. Mantıyla beraber nohutu da ilave ediyorum. Mantı şöyle biraz piştikten sonra da limon sıkacağım ve nane ilave edeceğim. Salçam aşırı tuzlu benim. O yüzden çok az tuz atacağım. Sonradan ekleyebilirler. Ben bol ekşili sevdiğim için bir adet limon sıkacağım. Ve neredeyse bu kadar da nane ekledim. Şimdi özleşecek artık. Mantılar pişecek. Özleşecek. Bu biraz bekledikçe ve özleştikçe çok daha lezzetli bir çorba oluyor. Ve çorbamız da hazır. Şimdi hemen krebi saralım. İçi de biraz soğudu zaten. Bohça gibi değil de bu şekilde uzun çok daha seviyorum şu kenarlarını düzeltelim. Ve hemen borcamı alıyorum. İçini böyle bol bol koyuyorum. Beşamel sosunu birazdan yapacağım. Donmasına izin vermeyeceğim. Yani fırına atacağım zaman beşamelini ve kaşarını yapacağız. Sonra salata yapacağız. Sonra bitti. Sofrayı kuracağız. Okey. Şurası biraz şey oldu. En sonunda da beşamel sos ve kaşar yapacağız. Bunun şimdilik üzerini kapatıyorum ve beklemeye alıyorum. Şimdi hemen pilava geçiyorum. Mısırlı bir pilav yapacağım. Bu arada beşamel sosun tarifini vermeyeceğim. Çünkü çok kez beşamel sosun tarifini verdim. Sonrasında da hemen yaptığımız krebi fırına saracağız. Bu arada üzerini değiştirdim. Çünkü burası gerçekten çok sıcak oldu. Hemen sıvı yağ ekliyorum. 2-3 saat boyunca pirinçleri ıslamıştım. Hemen ekliyorum.
koyuyorum. Sıcak suda beklettiğim için 1,5. 1'e 1,5 olarak da su koyuyorum. Mısır ekleyeceğim. Pilav böyle daha beyaz olsun diye 1-2 damla da çok değil limon sıktım. Ve pilavımız da hazır. Beşamel sosu hazırladım. Hemen üzerine gezdiriyorum. Kaşar rendelemiştim. Hemen üzerine rendelediğim kaşarlardan koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ama bence kıymalı yapmak kıymalı. Ben bu kaşar arayınca üzerinde pul biber kırmızı görüntüyü sevdiğim için üzerine de şöyle pul biber serpiştireceğim. Ve fırına gönderiyorum. Üzeri kızarıp kaşar eriyince hazır. Tüm işlerimi hallettim. Bu arada Tolga mezeleri getirdi. Kocam mezeleri getirdi. Gerçekten evde hazırladığınıza değmez. Kaç tane meze var? 5-6 çeşit var. 5-6 çeşit meze var. Yine bakın Pınar ablanın o yerden söyledik. Kadın çok tatlıydı ya. Sabah böyle çok tatlı iletişim kurduk. Şunları oradayken de çok tatlıydı biliyor musun? Gerçekten ben görmedim. Mezerella'ymış adı. Mezerella. Yani kadınla eminim telefonla konuştuğunda bazı şeylerden daha fazla söyleme isteği doğmuştur. Gerçekten bal gibi konuşuyordu evet. Kadın. Bunları şey yapacağım. Bana dedi ki istiyorsanız dedi bir kontrol edelim. Ben dedim ki valla ne söylediğinden hiçbir haberim olmadığı için dedim. Teşekkür ederim. Haberimi yani istediğinizi verebilirsiniz. Okey derim ben şu an bir şey diyemiyorum dedi. Çok tatlıydı. Evet. Bize yeter bu kadar meze de zaten. Nerede biliyor musun? Yağlar kebap var ya, yağlar var ya et. Evet. Kendi evrende. Evet. Tam o köşede. Tam o kavşağın ışıkların olduğu yerde köşede. Hatırlayacaksınız şimdi mezeleri yerleştirdiğimde. Bir yarım saat sonra falan da sofraya kurarız değil mi? Kurarız. Peki. Üzerimi değiştireceğim ben de. Sofra kuracağız. Ayarladım ve hemen mezeleri tabaklara yerleştireceğim. Bu meze tamam. Mezeler tamam. Çok güzel, çok güzel hepsi. Ellerine sağlık. Son halini gösteriyorum. Salatanın üzerine kırmızı soğan gelecek. Onu şimdi koymuyorum. Çünkü hani soğan gelirse kokar falan. Soslamadım. Sosunu Buse'ler geldikten sonra ilave edeceğim. Bir de humusun üzerine sos getireceğim. Bu kadar. Çok güzel görünüyor soframız ama. Özlemişim böyle sofra hazırlamayı. Böyle siyah şekilde giyindim ve misafirlerimizi bekliyoruz. Yemeği de göstereyim bir saniye. Çok güzel görünüyor. Yemeği de fırından çıkardım. Tam böyle istediğim gibi kızardı. Pilav zaten hazır.
çorbayı ısıtacağım ve bu çorba kasesine de alacağım. Tamamız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fönünüze bayıldım efendim. Teşekkürler Sozuk. Geldiniz. Merve'nin çok saygıdeğer takipçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İlk defa yemeklerimi yiyeceksin Fatih Bey. Evet. Tatlı koyacağız. Çok güzel görünüyor. Almamışlar. Ama çok güzel görünüyor. Hayır, King mandalina. Neydi bunun adı? King mandalina. Ben bundan istemem. Ben küçük mandalina isterim. TikTok'ta bir şey var da onu yapıyoruz sürekli. Evet. Küfür de var. Bir kısmına tabii. Kadar yapıyoruz. Bir kısmına kadar yapabiliyoruz. Sen ben küçük mandalina istedim. Ben bunu istemem. Ben küçük mandalina. Allah da. Tolga'ya küçük vereceğim demek istedim. Oynayacağız şimdi. Bayağı keyifli bir akşam geçiriyoruz. Toga araba. Ben kediyim. Bir tane şey ördek var. Hayır kedi, ben kedi istiyorum. Kedi. Mars. Hayır. Mars'a çocuğu. Bu Mars. Bu Tolga'nın anını. Fatih. Bu da ben. Göbeğiyle özellikle şu an. Bu şey. Mısırlı pilav yemiş Buse. Evet gerçekten şu an öyleyim. Banka ve daha da kadayıf yiyorum ya. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Kesinize bereket. Banka yetişecek mi Hüseyin o? İlk oyun derken bu zaten bir oyun değil mi inşallah? Yani bir oyun 5 saat sürüyor çünkü. Fazla da olabilir. Bilemiyorum. Ben Tolga, yani Tolga burada batabilir. Ben kesinlikle post cihazlı olanı almalıyım ama onda hiç... O bende vardı ve hiç keyifli değil o. Öyle mi? Ne alakası var bak. Bana göre böyle. Sen hicri takvime göre ne yaşıyorsun kardeşim? Saat böyle gitmiyor mu? Bana göre değişen bir şey yok. Ben hep üçüncü oynuyorum zaten. Sana göre böyle bak böyle. Hadi. Ya yere göre yere. Yere böyle göre. Böyle işte. Yani evet evet. Burada, evet evet evet. Atıyorum. Gidip gidip. Evet kader. Evet. Aldım hadi bakalım. Hayır hayır. Ama sen buna çok kolay ev dikeceksin şimdi. Diksem de kaç... Ama ben olmadan dikemezsin. He? Ucuza mal vermemek lazım bence arkadaşlar. Tamam da yani işte ben de... Katılıyorum. Karaborsa. Tamam bunu vereyim üzerine 100 lira daha vereyim sana. Vermiyorum kanka. Vermen lazım. Oğlum bak. Oyun dönmez. Dönderim ben. He? Vermem kanka. Kadıköy Vapur İskelesi'ni. Hayır be, o bunu bana vereceksin. Ama Buse ben onu yani... Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Etileri sana vereceğim, sen ev dikersen ben Kadıköy'le 50 liraya neye geçineceğim? Bir geldim patlarım yani. Üstüne para vereyim. Kaldı ki şöyle bir şey var, bu slotlar full dolu olacak. Buraya gelen tamam, bak. Ben sana... Para benim alıp... Abi benim param var zaten yeterince. Bana tabur al. Tamam, benim o zaman sen yapabileceğim bir işim yok. Sende ne var? Bir göstersene bana. Sana lazım olan hiçbir şey yok. Dostum bir göstersene. O yeşili ne yapacaksın? Olaya muhtacım olmalıyım, oyun oynamam lazım.
Tolga suratına baksana, hiç mal verecek göz var mı? Kitledi burayı zaten, vermiyor. Bu sen sana hep böyle ucuz yırtıyorsun. Her oyuncudan 10 alayım. Ya yeter artık ya. Neredeyim ben? Of, çok tehlikeli. Ben baştan... 6. Lüks belki söyle. 100 lira. Ama hep ödüyorum, 100 lira mı dedim? Çıkar çıkar buradan. Merve, lüks takılmayacak mısın? Sen yedin, sen gidiyorum. Öyle 6, ne? 450 lira öyle. Merve 450. Ben de yemem. Dolandırıyorsun. Bitti ve kavga da çıktı. Bitmedi daha. Ben her kaybettim. Şey başlıyor. Ben kaybettim. Tolga da kaybetti. Hayır. Benim Kalabya'da villam var. Hayır, ben kaybettim. Yeniköy'de de bir şey. Ya ben bir saat önce battı. Merve'ye dedim ki evlerini satma. Gitti Etiler'deki, Bebek'teki evleri sattı. Ondan sonra çevirdi, ipotekledi. Çevirdi, ipotekledi. En sonunda battı. Faizle para aldı sorulanca. Rezil. Şimdi kimde sıra, bende oğlum mi? Oğlum sen 10 liramla ne artistik yapıyorsun? 10 lira param var. Eksik para verdin ama neyse yani. Bir ya insan oğlum, sen de biraz, sen de biraz şey yap ya, Allah Allah. Otel dikmek. Sanki otelin molasını sen vurdun, tövbe yarabbi ya Resulullah. Ya para verdim yedi. Ya. Emek ediyorum burada 3 saattir. 7 nere? Bir karına sahip çıkma. 4, 5, 6, 7 maç kaldı. Senin borcun ödeyebilir bu hale zaten. Benim borcum ödü... Ne diyor biliyor musun? Senin borcunu öde öde bu hale geldi. Ne ödedi yani? Biraz 20, 20 verdi sadece. Sen, oyna sende sıra. Sen batma yakın. Sen battın mı? Hayır, param var, evim var, ipoteğim var. Karını dolandırdım. Ben nerede? Allah'ım iki atmayayım ya. Ya. 2, 3, 4, 5. Şans. Oğlum şimdi Beyoğlu en yakın olacağım. İstasyona gelme. O ne oğlum ya? 1000 lira ver. 2, 3. İli geri geri. 1000 lira ver. Kanka al bunları, oteldik. Tamam. Ya arkadaş bu ne? Ben istemiyorum, ipoteğini öde onların. Tamam, evlerini sat sen de, uzatma. Al, al. Hayır, evin var ya, ben ipotek diye kanka, istemiyorum. Kanka al, bu da ekmek parası. Akşam öyle giderken. Ya yeter be artık. Ah, bu da kaç tane? Hayır, evlerimi elleme. Parsel parsel sattığınız ülkeyi. Evlerimi anlamam. Elleme evlerimi. Heh, tamam. İstanbul'u parsel parsel sattınız. Ya bu ne? Tolga bin lira. Çikere parası gibi. Tolga bin lira istedim. 80 lira verdin ya. Üstüne bir de ipotekle iki tane yer verdin, ipoteğini de ödemedin devlete. Kanka 10 liram kaldı, 10 liram. Ve her seferinde, her seferinde bana 3 kuruş verip elinde 10 lira tutayım. Buradan döveceğiz. Merve buradan döveceğiz. Abi bir şey diyeceğim, gerçekten 1000 liraya 80 oğlum, lira verdim. Oğlum satayım, ben şimdi yazayım buraya, ben batacağım ondan sonra. Satayım. Hayır, hayır, hayır. Kanka biz anlaştık. Bozmak. Buse hala para sayıyor. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hepimizi batırdı. Yani, mal varlığı. Batırdı lafı biraz hafif kalıyor. Mahvetti bizi. Ben ilk batanlardandım yani. Kaç? Bir saat önce falan battım herhalde dedim. Onlar bensiz bir saat sonra oyun oynadılar. Bir de bir saatte eğledik seni. Evet, bir saatte böyle beni oyaladılar. Oyunu, borç falan verdiler. Arkadaşlar ben oyunu 5.7 milyon artı Levent, Etiler, Bebek, Şişli, Mecidiyeköy, Harbiye, Erenköy, Caddebostan, Nişantaşı, Maçka, Sular İdaresi, Elektrik İdaresi, Haydarpaşa, Sirkeci, Kabataş, Kadıköy'le bitirdim. Tebrik ediyorum. Çek mal varlığımı da. Bu da benim mal varlığım. Bomboş. Buse İstanbul. Sen niye üzgünsün Sozuk? Ben senin için gururluyum. Teşekkürler. Doğru bir ek seçimi yapmışım. Hayattaki şansım işte. İsmi bitirdim ve fark ettim ki o gün kapanış yaptım sanıyorum. Yine kapanış yapmamışım. Kapanış için geldim. Bu vlog böyle sadece tek bir şekilde misafir hazırlığı olmasını istediğim için sadece böyle bırakıyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.